Sevgili seyirciler, Matilde Manukyan ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Her yıl vergi ayı geldiğinde Manukyan adı rekortmenler listesinin başında yer alır. Herkes onu diğer iş adamlarına örnek gösterir. Ancak o pek ortaya çıkmaz. Halk arasında görülmekten, demeçler vermekten hoşlanmaz. Televizyonda yüzünü bile görmemişsinizdir. Ayşe Arman oldukça uzun süren çalışmadan sonra Manukyan'ın özel yaşamına girebildi. Bu arada Manukyan İmparatorluğu'nun doğduğu sokakta da bu ticari başarısının sırrını araştırdı. İşte vergi rekortmeni Matilde Manukyan'ın iş yeri bu demir kapının ardında. Biz kadınlar bilmiyoruz bu mekanları ama erkeklerin çoğu bu bacasız fabrikaları biliyorlar. Ve Manukyan ismi bu isimsiz güzellerin geçtiği 8, 10, 14 numaralı evlerin adıyla anılıyor. Şimdi başlıyoruz öykümüzü anlatmaya. Karaköy'deki 44 genel evin 25'i Matilde Manukyan'a ait. Öğle saatlerinde bile içerisi bir hayli kalabalık. Genci, yaşlısı, bıyıklısı, sakallısı, bir sürü erkek. Yövmiyelerini alıp buraya koşuşturan, evlerin pencerelerinden içeriye bakıp zevklerine uygun kadınları arayan erkekler. Tümüyle dışarıdan kopuk bir dünya burası, hüzünlü bir dünya. İşportada saç tokaları, firketeler, göz kalemleri satılıyor. Peçete, kolonya, prezervatif, hatta tespih satan işportacılar bile var. İçeride isimler değil numaralar önemli. Arzular, kaderler, sevgiler numaralarıyla anılıyor. Burada Manukyan bir kraliçe. Kraliçenin evinde çalışmak kızların kalitesini bile değiştiriyor. İçeride vizite ücreti 100 bin lira. Ama bu sözde bir rakam. Talepler arttıkça doğal olarak ücret de artıyor. Bir kadına 500, 600 hatta 1 milyon lira ödendiği oluyor. Kraliçe kızların günlük kazançlarının 1/3'ünü alıyor. Bir kızın günlük geliri yaklaşık 6 milyon. Bu paranın 4 milyonu Manukyan'ın cebine giriyor. Bir evde ortalama 15-20 kızın çalıştığı düşünülürse Manukyan'ın sadece bir evden kazancı günde 80 milyonu buluyor. 25 evin toplam geliri ise milyarlara ulaşıyor. Manukyan'ın devlete ödediği yıllık vergi ise 4 milyar lira. Çoğu insana garip gelebilir ancak Matilde Manukyan son derece tutucu bir aileden geliyor. Rosina Hanım ve Manok Bey'in tek kızı. La Comparsita'nın en meşhur olduğu 1915'te Pera'da dünyaya gelmiş. Çocukluk yıllarını piyano dersleri ve dikiş kurslarıyla geçirmiş. Notre Dame de Sion'dan mezuniyet, zamanın en çekici mahalle delikanlılarından Aram Bey'le evlenmiş ve hala aman zarar gelmesin diye herkeslerden sakladığı tek oğlu Karope'nin dünyaya gelişi. Manukyan'ın hayatı bir süre sonra hayal kırıklıklarına boğulur. Kocası Aram Bey'in ölümü, geçim sıkıntısı, her gün artan borçlar. Genç kadın tek kurtuluşu ana baba evinde öğretilen dikişte bulur. Önce evinde, ardından Mısırhan'daki küçük atölyesinde. Müşterileri de artar. Ve işte hayatını değiştiren rastlantı ile burada karşılaşır. Manukyan'ın hayatını kaleme alan gazeteci Peyman Akçam bu rastlantıyı şöyle anlatıyor. O tarihlerde dikiş diktiği bu çok yoğun dikiş diktiği hanım bir gün geliyor diyor ki benim diktirdiğim dikişlerin yani bir hayli kabardı. Fakat ben bu büyük rakamı ödeyemeyeceğim. Ben bir sektörü çalıştırmaktayım. O evin yarısının gelirini evet genel olan bir evin tabii o tarihlerde de mutlaka ki yasal bir evdir. Yarısının diyor gelirini size devredeceğim. Hiç gitmenize gerek yok. Bu şekilde de diyor ödememi kabul ediniz. Birkaç gün düşünüyor. Muhafazakar bir kadın. Çok çok düşünüyor hakikaten. Ve nihayet diyor ki elimdeki paralarımı neden yok edeyim bu şekilde muhafazakarlıkla. Madem ki gitmeyeceğim, ilgilenmeyeceğim. İlgileniyorlar. Oradan para bana intikal edecek ve kabul ediyor. Aslında o gün Manukyan İmparatorluğu'nun doğduğu gündü. Kısa zamanda o evin tamamı ve diğer 9 evde Manukyan'ın eline geçti. Artık o bir patroniçeydi. Alo? Alo? Efendim? Oğlunun isteği üzerine İngiltere'de yaptırılan Rolls Royce'un bir eşi daha yok. 1989'da 4 milyar liraya ısmarlanan bu arabanın tahta kısımları Afrika cevizinden, kaplamaları gümüşten, koltukları 27 antilopun derisinden yapılmış.
Manukyan içinde televizyonu, buzdolabı, barı, tuvalet takımı bulunan Rolls Royce'unu özel günler dışında hiç kullanmıyor. Son olarak Pavarotti konserine bu arabayla geldi. Bugün Mathilde Manukyan servetinin parasal değerini kendisi bile bilmiyor. Yüzün üzerinde dairesi, 30'a yakın işanı, İstanbul'un hemen her semtinde gayrimenkulü var. Bunların hepsine isminin baş harflerini koyuyor. Dil burnunda önünde özel iskelesi olan muhteşem villası dillere destan. Günlük hayatında son derece sıradan biri. Şişli'de karşılıklı iki daireden oluşan bir evde oturuyor. Daha çok bir müzayede salonunu andıran evine gelenler genellikle eli boş dönmüyorlar. Gün boyu üzerinde aynı eşofmanla dert dinleyip yardım dağıtıyor. Gece olunca da genel evlerine gidip hesabı kendisi kapatıyor. Kamerayı sevmiyor Manukyan. Kameradan kaçıyor ama sohbete de bayılıyor. İmparatorluğu, vergi rekortmenliği üzerine konuşmayı hiç istemiyor. Ama söz eskiden, gençliğini yaşadığı Pera'dan açılınca sohbete doyamıyor. Tokatya'da pal olduğu zaman papyonsuz bir smoking veya frak giymedi, giremez. Kafeteryaya da giremez. Ama smoking değil, siyah elbiseler vardı böyle kurası. O zaman zaten sık sık moda değişmiş kravat bir gayet komik. Bonjour, hemen oturdu. Müsaade eder misin şurada oturma, hayal devlet, böyle ayağa kalktı. İşte vergi rekortmeni, genel ev kraliçesi, emlak patroniçesi Manukyan'ın dünyası. Namus düşkünleri onun kazanç kapısıyla uğraşa dursun, o Şişli'deki evinde yok olup giden İstanbul'a, değişen değer yargılarına ağıt yakıyor. Bir genel ev patronu için çelişkili görünse de gerçek bir.